soruyu soracağım. Tamam. Bu fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz? Nasıl yapacağız abla onu be? Yani fay hattı dediğin geliştirme yani, fay hattının geliştiği kayayı taşıyabiliyoruz. 16 kilometreye iniyor. Japonya'daki 700 kilometreye iniyor. Nasıl taşıyacağız? Yani onu taşısak, faylanan kayayı taşısak başka yere, o taşıdığımız yerde mi deprem olur? Hayır ana, böyle bir şey mevzu bahis değil. Şimdi bak, dünyanın kabuğunu, daha doğrusu litosferi düşün. Bir portakalın kabuğu gibi. Evet. Şimdi bu portakalın kabuğunu çeşitli parçalara ayır. Bu parçalar birbirlerine nazaran hareket ediyorlar. Evet. Neyi kopartıp nereye koyacaksın? İşte o faylanan kayanın sınırlı olduğunu düşünüyorum biraz daha. Hayır bak şimdi düşün. Bunlar onu taşıdığımızda hani, mesela işte portakal kabuğunun parçaları. Bunlar birbirlerine nazaran hareket ediyorlar. Evet. Bu hareket ettikleri sınırlar işte bizim fay dediğimiz şeyler. Yani onların da hiçbir halükarda taşınması mümkün değil. Yok ya, dalga mı geçiyorsun? Bütün Afrika'yı bir yere götürmen lazım. Ediyorum. Yani büyük depremler, deprem yapan faylar hakkında konuşuyoruz tabii. Yani mini mini faylar da var böyle küçücük küçücük. Onları bir çakılın içinde de görüyorsun. Onu koy cebine götür istediğin yere. O şey yapmıyor zaten.